güzelce anlatan ayetler, hem de millet olarak, memleket olarak asırlar boyunca bu toprakların kurbanları hiç eksik olmamış. Yani biz bu topraklara Bismillah deyip Malazgirt kapısından 1071'de girdiğimizden bugüne belli fasılalarla hep bu topraklar üzerinde sinsi emelleri, hain planları, tuzakları ve düşmanlarla el ele veren, hakikaten bu toprağı bizden geri almak isteyen düşmanı hiç eksik olmamış. Bu bazen güçlü gelmiş. Mesela bir zamanlar Orta Anadolu'nun içlerine kadar giden Moğol ıstılaları, bir zamanlar Birinci Dünya Harbi'nde zayıf düştüğümüzde Sarıkamış'tan Galicia'ya, Çanakkale'den Yemen'e, Balkanlardan Kırım'a, dört bir yanda hakikaten ümmetin bu topraklarının üzerinden duman duman şehitlerin yürek yangını yükselen acıları hiç eksik olmamış. Az önce yine bahsedildiği gibi hem değerli sanatçı dostum Ahmet Kemal Bacak kardeşimin, gerekse belediye başkan yardımcısı kardeşimin ifade ettikleri gibi 15 Temmuz da bunlardan birisidir. İşte biz bu akşam hem devletimizin, milletimizin kıymetini, önemini birbirimize nasihat etmek, hem de şehitlerimize bir vefa olsun diye, bir yad-ı cemil olsun, bir hatırlama olsun, bir dua olsun diye böyle bir gecede bir araya geldik. Allah Azze ve Celle hem yurdumuzda hem kainat üzerinde rızayı ilahi için ümmeti Muhammed'in canı, malı, vatanı, namusu için can vermiş cümle şehitlerimize, cümle gazilerimize gani gani rahmet eylesin. Halen vazifede olan, başta emniyet mensubu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik görevlisi olarak çalışan tüm kardeşlerimiz olmak üzere, devletin, milletin hizmetinde olan bütün din ve devlet büyüklerimizin, Rabbim cümlesini kudretiyle korusun.